Kardeşlerim büyük bir aya Ramazan Şerif'e elveda diyoruz. Ramazan Şerif'in büyüklüğü ondaki oruçtan, Kur'an-ı Hakim bu ayda nazil olmasından, yapmış olduğunuz ibadetlerden, büyüklüğü oradan geliyor. Bir de Allah Teala'nın affı var, rahmeti var, mağfireti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın büyüklüğünü kıymetlendirirken buyuruyor ki, Şahur Ramazan, evveluhu rahmetun, وَاَوْصَدُهُ ve وَآخِرُهُ عَدْكُمْ مِنَ النَّارِ Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kulun kurtulması. Selefi Salih'in bu büyük ayla alakalı derdi ki, eğer ramazan Şerif'te biri affedilmediyse ondan sonra affı zor. İmkansız demiyorum. Ramazan-ı Şerif'in bereketi, Müslüman bundan istifade edemediyse ondan sonra istifadeleri daha zor olur. Kardeşlerim bu ayın büyüklüğü içindeki ibadetlerden demiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men Ramadane imanen ve vahtisâben gufira lehu mâ zembi Kim Ramazan orucunu inanarak, ecrini Allah Teala'dan bekleyerek tutarsa onun kulu hakkı dışındaki geçmiş bütün günahları affedilir. Bir inanıyoruz. Atamız babamız tuttu diye değil. Allah Teala oruçla ruhumuzu terbiye edecek. Onun için ecrini sevabını insanlardan bekleyen bir iradeyle değil, sadece Rabbimizden bekleyen bir iradeyle orucun tutarsa onun geçmiş günahları affedilir. Birinci bu. İkinci olarak ne yapıyoruz Ramazan Şerif'te? Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Men kama Ramazan'e imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min kim teravih namazını inanarak, ecrini Allah Teala'dan bekleyerek kılarsa teravih, Allah Teala onun geçmiş günahlarını affeder. Üçüncü kardeşlerim, men Kamele leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma takaddeme min Kim Kadir Gecesi'ni namazla, Kur'an-ı Kerim'le, dua ile ihya ederse, inanarak ve allah Teala'dan bekleyerek bunu yaparsa geçmiş bütün günahlar affedilir. Elhamdülillah Ramazan Şerif'in sonuna yaklaştık. Elveda diyoruz. Sizler bu ibadetleri bu ana kadar yaptınız. Eda ettiniz. Fakat burada durmalı şunu tefekkür etmeli. Selefi Salih'in ibadet yapar. Ama acaba Allah Azze ve Celle bu ibadeti kabul etti mi diye durur, düşünür, mahzun olurlardı. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki, Ey insanlar, ibadet etmeye nasıl alaka gösteriyorsunuz? İbadetinizin kabul olmasına daha ziyade bir ihtimam gösterin. Çünkü Allah Azze ve Celle, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ Allah Azze ve Celle muttakilerden kabul ediyor. Yani biz muttaki olabildiysek, takva derecesinde ibadetlerimizi yerine getirebildiysek, Rabbim o zaman bizden bu ibadetleri kabul ediyor kardeşlerim. Eksikler, kusurlar, hatalar, gıybetle, dedikoduyla tutulan oruçlar, ahlaksız görüntüleri izleyerek geçen Ramazan şerifler varsa o zaman hatalar var, eksikler var. Kuluz hepimizin hataları var ama bunlar görünen bilinen hatalar. Kardeşlerim, ulemamız diyor ki, birisi bir malı satıyor, bir ölçeğin içine koydu. Eğer o tam değilse gittiniz markete alıyorsunuz. 2 kilo helva Bak, yazıyor üzerinde. Ama tarttınız bir buçuk kilo. Götürürsünüz markete. Fıkıh da hıyarlı ayıp var. Yani burada bir eksik var, kusur var. Siz bana iki kilo dediniz ama bak bu bir kilo çıktı, bir buçuk kilo çıktı. Bundan dolayı onu geri almak zorunda. Ya da bir kumaş, top aldınız. Sağlam görünüyor. içi kesikse bunu geri iade etme hakkınız var. Adam da alacak. Bilerek yaptıysa günahkar olur. Eğer malda eksik bir malı satıyorsak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَيْلُوا mutaffifin o ölçüye tartıya dikkat etmeyenlere veil olsun. Cehennem onları bekliyor. Kardeşlerim, ibadette eksik olursa Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ona dair, eksik olan namaza dair. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ O namazdan gafil olanlara, o halde namaz kılanlara, namazın özüne, hakikatine vakıf olmayanlara, namaz kılarken başka alemlerde dolaşanlara veil olsun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada buyuruyor ki Esvavun nâsi serikaten ellezî yesriku min salâtihî Kâlû ya Resûlallah ve keyfe yesriku min salâtihî Kale, sallallahu aleyhi ve sellem La yutimmu ruku'aha ve la sucudeha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hırsızın en kötüsü O cürmü işleyenlerin en kabihi hangisidir? Namazından çalan adamdır. Ya Resulallah namazdan nasıl çalar adam diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûsunu, secdesini tam yapmazsa o zaman namazdan çalmış olur. Kardeşlerim orucu tutuyoruz. Acaba dedikodu, gıybet, nemime var, gözler haramlara değdi, daldı, gafil olduysak o zaman orucumuzda hatalar, orucumuzda eksikler, her durumda var da bu durumda olduklarını biliyoruz. Ramazan Şerif'e elveda diyoruz. Ne yapalım? Sevfi Salih'in 6 ay dua edermiş. Ramazan şeriften önce Ya Rabbi bizi o büyük aya ulaştır da o ayda o büyük ecirlere nail olalım. Ramazan Şerif geçince de 6 ay dua ederlermiş. Ya Rabbi Ramazan Şerif'te tutmuş olduğumuz orucu, kılmış olduğumuz namazları kabul eyle diye. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh bayram hutbesi için çıkıyor insanlara diyor ki Bilemiyorum ki kimlerin orucu kabul oldu onları tebrik edeyim. Bilemiyorum ki kimlerin oruçları reddedildi onlara taziyede bulunayım. Kardeşlerim Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Ramazan Bayramı'nda çıkıyor hutbe irade edecek. Şu kelimelerle hutbeye başlıyor. Diyor ki insanlar, Müslümanlar 30 gün oruç tuttunuz. 30 gün namaz kıldınız. Şimdi Allah azze ve celle Ramazan Bayramı sabahında yalvaracaksınız. Ya Rabbi 30 gün tuttuğumuz orucu, 30 gün kıldığımız namazı kabul eyle diye. Şimdi Allah Teala'ya ellerimizi kaldıracak. Ya Rabbi, tutmuş olduğumuz oruçta hatalar var insanız. Kıldığımız namazlarda hatalar var, eksikler var. Verilen sadakalarda eksikler var. Ramazan-ı Şerif hürmetine bu eksikleriyle ibadetlerimizi kabul eyle ya Rab diye elveda derken buna ihtimam gösterelim kardeşlerim. İbadet yapmak mühim ama ibadetin kabul olması için ihtimam göstermek daha mühim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma iftar sofrasında şöyle dua edermiş. Allahumma ya vasi'al mağfira ighfirli. Ey rahmeti bol olan Allah'ım, günahımı affeyle, biz de Ramazan-ı Şerif içinde Rabbimizin rahmetine, engin rahmetine iltica edelim. Kusurlarımızı affeyle ya Rab. Kusurlarıyla orucu, kusurlarıyla Ramazanımızı kabul eyle diye dua edelim. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam, Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu yapmış olduğumuz ibadetler, almış olduğumuz ecirle cehennemden kurtuluştu. İşte bu olursa o zaman bayram bizim için bayram olacak. Cehennemden kurtuluş beratımızı alırsak bayram olacak. İnşallah büyük günahlardan uzak duruyorsunuz. Küçük günahları da Ramazan Şerif bereketiyle temizliyor. Umudumuzu kaybetmeden Rabbimize iltica ediyoruz. Allah Teala Ramazan Şerif'te yaptığınız sonrasında yapacağınız bütün ibadetleri kabul eylesin dualarınızı kabul olacağına inanarak yapın inşallah